Merhaba YouTube, herkese selamlar. TikTok'ta canlı yayındayız ve bugün Ay Yıldız şehrinin eksiklerini gidermeye çalışacağız. Hatırlarsanız Ay Yıldız'ı inşa etmeye başlamıştık. Şöyle buralara doğru koskocaman bir şehrimiz vardı ve böyle büyüttüğümüz zaman da şurası Ay Yıldız. Sağ tarafta bir istasyon merkezimiz, işte tramvaylar, bilmem neler, işte cenaze merkezleri vesaire. Hemen şöyle sol aşağı taraflara doğru burada da bir hani nüfusu karşılamak için sanayi ihtiyacımız vesaire vesaire vardı. Bunlar da bu köşedeydi. Bir de birkaç tane daha merkez vardı. Hatırlamıyorum nerede olduğunu. Bir tanesi burada. Değerli arkadaşlar, burası da su tesisimiz. Atık suyu temizledikten sonra zemine depoladığımız tesis. Şurada da temiz su çektiğimiz bir tesis vardı. Evet, orası da burası. Şu bölgeden de temiz su çekiyoruz ve şehrimizin su ihtiyacını buralardan karşılıyoruz. Buralara çok dikkat etmiyoruz. Çünkü bizim için önemli olan şehrin bu kısmı. Evet, herkes hoş geldi. Beğenerek destek olanlara çok teşekkür ediyor ve videomuza başlıyorum. Şehirde çok ciddi bir yerleşim yeri var arkadaşlar. Şimdi şu köşeler bitti ya. Şu köşelerden de gene ufak ufak gelmemiz lazım. Şöyle şu bak. Bir dakika. Bunları yık. Oyunu durdur. Burayı büyüt. Burayı büyüt ki bunlar komple birlik olarak yerleşsinler. Hocam şura. Biraz da market ihtiyacımız da varmış değerli arkadaşlar. Oyunun müzik sesi sanki bir tık fazla gibi ya. Çok az bir şey, şöyle bir tık. Aşırı değil de. Şöyle %10 civarına düşürdüğüm zaman... Yani ya bence yeterli olur. Kulaklığımdan da sesi de kısayım. Videoda ayarlarız zaten. Hocam buralara yerleşecekler. Şöyle bir bakayım. Nasıl su yok olmaz ya. Abi şaka yapıyorsun ya. Ya direkt bağlayacağım, hiç uğraşmayacağım. Var mı başka böyle su almayan bir yer? Evet, yok. Şimdi şuraya oturum izni vereceğim. Yok, vermeyeceğim. Vazgeçtim. Tamam, vazgeçtim. Burası komple market. Şuraya bir alışveriş merkezi haline getirelim. Buraya yerleşim vereceğiz. Burada marketimiz var. Hatta bura var ya, yüksek market mi yapsak acaba ya? Eğitim seviyemiz ne durumda? Oyunu bir hızlandırayım, hızlı bir şekilde aksın mı oyun? Çok iyi eğitimli vatandaş %0. Niye ya? Üniversitede öğrenci mi yok? Yüksek kapasiteli okul, üniversite. Evet, üniversitede öğrenci yok. Lisede ve şeyde, ilkokulda öğrenci var. Üniversitede hiç öğrenci yok arkadaşlar. O zaman artık TOKİ konutlarına bir geçiş yapıyorum. Şöyle yapacağım. Şu bölgeyi sileceğim. Tamam, buraya Green City değil de apartman derecesiyle apartmanlar oluyor ya. Ay Yıldız'ın bu bölümünü apartman yapacağım. Şöyle boyayalım önce bir. Çünkü şu soldaki binalarla da uyusun. Güzel olur. Şimdi hocam evler, apartman özelliğini verdik herhalde. Şu simgeleri bir açalım. Aynen. Apartman özelliğimizi verdik. Şöyle burayı bir apartman yapalım. Şurayı boş bırakalım. Buraya gene bir apartman yapalım. Burayı da apartman. Tamamdır. Şurayı bir yıkalım. Buraya bir gelsin insanlar. Şu simgeleri bir ekrandan kaldıracağım gene. Hocam buraya bir güzel bir park yakışır. Şöyle bir tane botanik bahçe, bir tane de şu köşeye. Farklı büyük bahçeden de bir tane de şundan, şöyle tam sığdı. Bir tane bundan. Başka da bir şey sığmadı. Ya bu müzik niye bu kadar beni tilt etti bugün? Çok yüksek sesli müzik çalıyor ya. Şöyle birkaç tane ağaç. Şöyle bir iki tane de büyük ağaç. Zaten Türkiye'de bunlardan çok var. Kavak gibi sanki. Ne kavabı? Uzun ince. Onun gibi bir şey yani. Her neyse, o kadar o kadar bilgim yok. O kadar kültürlü değilim. Burası bu binaların level atlaması için yeterli olacak. Hemen bir eğlenceye bakalım. Eğlence ihtiyacı burada iyi. Şuralara lazım. Şuralara eğlence lazım arkadaşlar. Hala çok ciddi bir oturum isteği var şehrimizde. Böyle şuradan aşağı doğru devam ediyorum. Buraya normal gökdelenler gelmesin. Hayır, gelmesin. Bakayım bir haritaya. Vanilya map mi acaba? Bir tık gelsin bir görelim. Avrupa ise çok yapmayacağım. Vanilya ise yapabilirim. Avrupa evlerini sevmiyorum da ben. Çirkin evler çıkıyor. Vanilya galiba. Aynen, vanilya. Vanilya evleri çıkıyor. Şurada bir iki gökdelen vari şeyler yapabiliriz. Şunu aşağı doğru yine uzatalım. Burası da bir uzasın. Bildirimleri kapatalım. Kapan. Tamam. Gökdelenlerden buraya inşa edebileceğimiz arkadaşlar şu orta kısımda, yani şu kısımda şöyle güzel binalarımız var. Öncelikle bu bir borsa binası.
Şöyle bir okulun yanına doğru bir borsa binası yakışır. Böyle. Tamam. Sonrasında keşke her şeyi açık yapsaydım ya. Stadyumumuz vardı. Stadyumu Ay Yıldız'ın içine sığdırmamız imkansız. Bu muhtemelen köşelere falan yaparız. Şöyle gök taşıydı, mök taşıydı falan derken şöyle güzel binalardan bulalım. Mesela şu. Şu olabilir. Şu olabilir. Ortaya bina sığdıracağız. Şöyle bir tane olabilir aslında ya. Ha şu olsun şurada. Böyle bir tane gökdelen olsun. Büyükçe bir şey. Bu ha ufacık alanı etkiliyor ya. Niye böyle bir şey yapmışlar ki? Yine şöyle bir gökdelenimiz var. Bir tane. Orta kısmı full gökdelen yapacağım. Şuraları. Bunların içine nüfus falan yaşıyor mu acaba? Yok sadece turist arkadaşlar. Şuralara kadar bir gökdelen gelsin. En büyükler ortaya, kenarlara doğru daha küçükler olması lazım. Şu radyo kulesi var. Bunu aslında yıldızın ortasına koyabiliriz unutmadan evvel. Şurayı yıksam buraya sığar. Hatta yıldızın ortası şu üst oluyor biraz da. Şurada dursun. Bulunduğu bölgenin ortası olsun. Şimdi ağlayacak o elektrik su yok diye de dursun birazcık. Şöyle bir apartman tarzı bir binamız var. Para sınırsız olduğu için hani hiç şeyine bakmadan direkt koyuyorum bunları. Şöyle böyle tarzı binalar var. Ya bu kadar enteresan binalara gerek yok da biraz daha böyle şehire yabancı durmayacak. Bunlar neymiş ya? Starnev diye bir bina. Helikopter de alıyor herhalde içeri. Bunu da istemedim. Şöyle ha şu tarz bir gökdelen işte bak. Şu bölgede olabilir. Yani burayı yüksek yanlara doğru küçülteceğiz bunları. Şöyle bir bu çok küçük buna gerek yok. Bazıları gizli galiba. Başarımları falan var onları bir açmak lazım. Şunu şöyle açalım. Ha bak şu çok yakışır. Bunu böyle biraz arkaya doğru getireyim. Şu da çok güzel ama bu çok büyük. Bunu pas geçiyorum. Bu da şey binası herhalde. Bayoyoke Tower diye bir şey. Böyle bir bina var. Böyle bir bina var. Sonuncusu da bu. Bunlar da iyi de. Çok büyük hocam ya. Bu kadar büyük istemiyorum ki ben. Şu tarz hani sırıtmayacak binalar yeterli benim için. Baksanıza boylara devasa. Aşırı büyük. Böyle bir kule var. Bu kuleyi sanki şuraya doğru koyabiliriz. Şöyle. Tamam. Bayağı gökdelen indirmişim ama ya. Bunu da şuraya koyalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi benim biraz üniversite mezunu öğrenciye ihtiyacım var. Üniversitemizde öğrenci 76'ya kadar çıkmış. Zamanı hızlandırdım ama hala çok öğrenciye ihtiyacım var. Şu bölgede de az öncekine benzer apartman bölgesi inşa edeceğim bir tur. Şöyle. Bunu böyle yukarı doğru getireyim. Heh. Burayı büyütelim. Sonra chat'e bakacağım. Bakalım kimler takip etmiş, kimler yorum yapmış. Onları yanıtlamaya çalışacağım. Değerli YouTube, beğenenlere çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Özelliğimizi verdik. Ve buraya da apartmanlarımız hemen hızlı bir şekilde gelsin. Bunlar da yerleşsin. Şunu yıkayım tekrar oluşsun. Yarım yamalak oluşmasın. Nasıl geliyorlar canavar gibi. Burası büyük olacak. Eğitimli vatandaşı aldıktan sonra burada daha büyük binalar. Şurada en büyük binalar. Yani içeri gittikçe büyük bina yaptıracağım. Ay yıldızımızın içi böyle böyle dolmaya başlayacak arkadaşlar. Şunları bir kapatayım bildirimleri. Çok bildirim atıyorlar ya. Twitter herkesin eline düştü kardeşim. Güzel oldu ama şöyle bakınca hoş. Köşeden şöyle içeriye doğru bir yol alacağım. Hmm. Şurada var. Buradan alabilirim. Şöyle. Elektrik geliyor mu? Evet geliyor. Şu köşeden bir yerleşmeye başlarız yıldıza da. Bunu böyle şimdilik bir bırakayım. Buraya bir şey düşüneceğim elektriği aktarmak için buradan buraya. Şöyle bakınca da çok da hoş durmuyor. Şimdi yine burada şeyle başlayalım. Ha, burada da mining yapmışım.
Aynen. Burayı da bir sileyim. Abi burada da direkt TOKİ konutları inşa edeceğim. Apartman daireleri daha doğrusu. Şu bölgede. Komple hepsi için politika şey yapmıştım ya, ayarlamıştım ya. Ücretsiz top taşıma falan. Ondan dolayı böyle tekrar tekrar yapacağım yerleri silip yapıyorum. Şimdi hocam şuraya bir yerleşsinler. Buradan elektriği alırsa, ki alır gibi geliyor bana. Buraya da bir yerleşsinler. Buraya da bir yerleşsinler hocam. Aldı galiba ya. Almadı gibi. Buradan alsa keşke ya. Yani yol boyunca elektrik santralim var. İçeri geçmiyor elektriğim. Yol biraz büyük geldi. Böyle şuradan alsam. Buraya geliyor mu? Geldi. Tamam. O zaman şurayı yıkıyorum. Eyvah. Yanlış yere yıktık. Tamam, orayı yıkıyorum. Şimdi bu binaların level atlamasını istiyorum. O yüzden buralara şu, mesela şu arayı park bölgesi yapacağım. Şöyle birbirinden farklı parklarla. Aa, Türk bayrağı. Bunu da koyalım. Böyle köşeye. Bunun içerisine. Ha, yol kenarına yapılması gerekiyor bunun. O zaman buna ziyaretçi de geliyor. Eğer bu böyleyse. Muhtemelen geliyordur. Teyit etmedim ama. Şöyle küçük. Bunların hiçbir buraya sığmaz abi. Burada sığacak bir tane park var. Şunun ya dikey olanı ya yatay olanı. Heh. Biri şu mesela. Bunu böyle koyalım. Buraya sığar. Burası geniş. Buraya pas geçmeyelim. Heh, burayı da böyle yapalım. En azından bu bölge birazcık dolu olsun ki. Arkadaşlar şu binalar hep level atlasın ya. Buraya da devam ediyorum şöyle. Yerleşim yeri. Ortaya çok da almayacağım. Buradan şöyle aşağı doğru devam edeceğim. Buradan da aşağı doğru. Burası böyle full yerleşsinler. Hızlı bir şekilde gelsinler buraya. Eğitimi de önemsediğim için binalara öncelik veriyorum şu an. Hani bir önce bina inşa edeyim. Marketi sonra inşa ederiz. Eğitimde vatandaş yok. Yüksek yoğunluklu market yapamıyorum. Şöyle bir tane orta bölgede ilkokul. Bir tane lise. Onlar orayı bir buslasın. Burada zaten bakın eğitimli vatandaş bulamayan binalar yıkılmışlar. Daha eğitim düzeyi çok çok düşük hocam. Yüksek hızda bunu yükseltmemiz lazım. Bu yükselirken ben bir yandan metro yapayım şehre. Bu metro ağımız şuradan. Heh. Hocam buradaki sanayi sitesinden başlıyor. Şöyle bir adet burada duruyor. Az bir şey geliyor. Eğim nasıl fazla olabilir ya? Dümdüz bölge. Çok ilginç. O zaman burada dur. Bir tane de burada dur. İki tane burada dursun. Şöyle metromuz. Ondan sonra içeri girecek. Şöyle şuradan başlasın mesela içeriye yolcularını bırakmaya. Şu bölgeden bir yerden. Şöyle gelsin içeriye. Şurada yani o kadar bina yaptım. Yıkmayayım. Şöyle bir tane gelsin. Oradan buraya gelsin. Oradan tam çarşının göbeğine gelsin. Oradan şuraya gelsin mi? Gelsin ya. Oradan buraya gelsin. Yani döne döne burayı dolaştıracağım arkadaşlar. Burada da olması lazım. Bir tane burada olsun. Böyle döner. Bu olmadı. Bunu vazgeçtim. Böyle biraz daha diğerinin hizasında olursa kolay inşa ederiz. Bir tane burada olsun. Tamam, buradan da yıldızın içerisine getireceğiz insanları. Hemen bir tane şu köşede. Oradan şu köşeye insanları getirsin. Böyle dönsün. T şeklinde çizip dönüp. Oradan buraya. Oradan buraya. Oradan döndükten sonra şu aşağıda yolcularını bıraksın. Oradan da gelip bu bölgeye getirsin. Yani bu bölgeye niye şu an bilmiyorum ama herhalde bir market alanı falan inşa ederim diye düşünüyorum. Şimdilik bir planım yok ama. Bunu da şöyle getireyim. Tamam. Şimdi hocam bunu gelelim. Zurnamızın zırt dediği yere. Bu buraya düz bağlanacak. En kolay bağlantı kesinlikle bu. İkincisi şuradan alacağız bunu. Bunu isterseniz şöyle yapalım. Hani şuraya kadar bunu bağlayabiliriz. Şöyle bir adet. Böyle iki. Şöyle üç. Ve böyle. Bu bağlantı buradan dönecek. Diğer bağlantımız. Bu da buradan buraya bağlanacak. Tamamdır. Şimdi metro buradan geldi. Buraya indi. Burada değerli arkadaşlar yolcularını aldı bıraktı vesaire her neyse.
Ve buradan diğer istasyona bağlanacak bu şekilde. Buradan bir alttaki istasyona bağlanacaktı. Buradan böyle geldi. Buradan buraya bağlandı. Tamam, güzel oldu ha. Metro aracımı ben buldum ya. Buradan şöyle içeri doğru döndürdük. Böyle tam üstüne gelmezsem düz inşa edemiyorum arkadaşlar. Buradan buraya bağlandı. Bu metro tüneli inşa ediyorum şu anda. Yani bilmeyenler var ise. Buradan buraya bağlandık. Burası biraz yakın olmuş ya. Burada bir tık şey yapmışız. Gereksiz bir durak koymuşuz. Tamam, buradan buraya bağlandı. Diğeri nerede? Diğeri yukarıda. Eğitimli vatandaş olmadığı için bir tık mağazalar yıkılıyorlar. Ama vatandaş buldukları zaman tekrar inşa şey yapacaklar, edecekler orayı. Şöyle döndük. Böyle geldik. Şöyle galiba tam düz olacak. Tam yolun kenarı. Of, süper oldu ya. Bu kavis işini yapıyoruz ya. Bu kavis sporu bize verilmiş. Böyle bunu tam buraya getireceğim. Buraya bağlayacağım. Böyle yukarı doğru. Biraz düz gitsin isterseniz önce. Şöyle. Heh, geniş dönsün yani. Buradan buraya. Buradan da tam bunun karşısını bulmam lazım. Şöyle iyi ya. Bunu da buraya bağlayayım. Evet evet, iyi oldu. Bunu buraya bağlıyorum. Ondan sonra da bunu da buradan getirip buraya bağladık mı? Bu iş tamamdır arkadaşlar. Şurası hoş olmadı. Geri aldım onu. Şöyle bir tık önünde bitirip oradan ilave yapmak lazımdı. Şöyle geniş bir dönüş. Ha, aşağıda durak. Tamam. Şöyle aşağı doğru geldik. Şöyle geldik. Böyle geldik ve tamam. Hocam, bütün hatlara metromuzu bağladım. Bundan sonra bir çarşı, pazar vesaire olursa bunları sadece aktif edeceğiz. Elektrikleri tabii ki de bazı durakların yok ama çalışan duraklar illaki olacak. Şöyle bunların metrosunu bir aktif yapalım. Ayıldız şehrimizi bir doldurmaya çalışalım. Toplu taşımanın fazla olması şehre daha fazla insan gelmesi demek kesinlikle. Buraya, buraya, buraya. Birçok durakta şey yok da. Oralara insanlar yerleştikçe geri gelecek insanlar. Geri dönüş durakları. Karşıya geldikten sonra. Video yayını beğenenlere çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sesten rahatsız olan vatandaşlar var. Metro bu kadar şey yaymıyordu ya. Kirlilik yaymıyordu. Gerekirse no pollution modunu indireceğim. Ne olursa kirlilik ve sesler etrafa dağılmıyor. Evet. Tamam. Metromuz aktif. Sadece metrodan önce... Şu muydu bizim metromuz? Bu tramvay galiba. Şu da metro. Metroyu şöyle 560'lık bir şey seçelim. Evet. Arkadaşlar şu no pollution modunu bir indirelim Steam'den. Şu kirlilik ve etrafa dağılmasın çünkü... şey oluyor. Bak, şunlar hep hasta oluyor ya. Alanımızlar, yani hastalığı gözetmeksizin, kirlilik falan olmaksızın inşa etmemiz lazım. Ondan dolayı o modu bir indireceğim. Steam'i bir açayım bakalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu bir tane sağlık binası var, böyle büyük değişik. Bunu da buraya koyalım. Ya da buraya koyalım. He, buraya koyalım, böyle değişik olsun. Bu muhtemelen sağlıkla alakalı bir hizmet. 189 tane vatandaşımız varmış, hiçbirini tedavi etmemişiz. Cenaze ile ilgili de şöyle birkaç farklı lokasyona cenaze hizmeti yapacağım. Ortalara falan şöyle. Çünkü bu önemliydi. Dışarılarda var hizmetimiz ama abi içte de olması lazım. Yetişemeyebilirler yani. Şunu da şuraya bir tane koyabilirim. Bu şekilde. Burası da tamam olur. Sonra dediğim gibi yani birkaç farklı lokasyona bunlardan inşa etmek lazım. Şuraya inşa edebilsem iyiydi. Neyse, şöyle koyayım. Çok detay girmeyeceğim zaten bu sezon. Hani hızlı bir şekilde, sezon diyorum bu bölüm. Bu şehirde daha doğrusu. Hızlı bir şekilde bitireceğiz. Canlı yayın için bunu bitirdikten sonra diğer orijinal şehre geçebiliriz. Burada full varmış zaten. İki tane var burada da. Bu da bu lokasyon hemen hemen yeter ya. Şimdi şöyle bizim eğitim durumu ne yaptı hocam? Önce bir oyunu bir 3x'e getirelim. Eğitim durumumuz şu an üniversite mezunu %10 vatandaşımız var. Artık yavaş yavaş üniversite mezunu insanlar şehirdeki işverenlerle anlaşıp işlere başlamaya başladılar. Sonrasında şöyle biraz daha teknolojiyi hızlı şekilde yani eğitim şey yapmamız lazım. Eğitim seviyesini yükseltmemiz lazım. Çok sıkıntı yaşıyoruz abi. Çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz hem de.
Şöyle ben şu market binalarını şu ön hizayı madem böyle market olarak devam ettireyim. Çünkü markete de çok ciddi bir talep var şu anda. En azından hatta şurayı şöyle iptal edeyim. Şu bölgeyi. Arayı arkadaşlar. Durağa kadar getirelim ki durağa da elektrik gitsin. Burayı da yine dediğim gibi şöyle yana doğru kaydıralım. Şöyle buradan durağa kadar elektrik gelmiş olsun. Yani buralara da gelmiş olsun böylece. Ve yavaş yavaş gidecek. Bu sırada bizim bu bölgenin artık levelini atlatmamız lazım. Mesela bu bölgenin ciddi bir enerji eksiği var. Şöyle baktığın zaman buralara bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Dış cepheye de küçük yollar inşa edebileceğim için şöyle ara ara çok böyle büyük yer kaplamayan birbirine benzer binalarla değerli arkadaşlar bölgenin şeyini, enerji seviyesini yükselteceğiz. Şu tarz büyük bina koymayacağım çünkü uzaktan bakınca sırıtmaması lazım. Şu da çok büyük ya. Şunu da daha yeni koydum. Şu diğerlerine bir bakalım. Seçenek olarak ne var? Şu büyük. Şu iyi bak. Çok çok güzel. Bir tane de böyle. Böyle yapınca bu binalar hızlı bir şekilde level atlayacak hocam. Böylece daha fazla insan. Daha fazla vergi. Daha, ya geç vergiyle işimiz yok. Aslında. Yok vergiyle oynamayacağım. Vergiyle oynadığımda bence oyunun dengesi bozuluyor. Şöyle birkaç farklı lokasyona yerleşim yerlerimizi, şeyleri, parklarımızı yapalım. Aslında detay girilse çok güzel şeyler çıkar buradan da. Şimdi hani benim amacım bir an önce şehrin artık bu son halini görmek olduğu için şehri hızlı bir şekilde doldurmaya çalışıyorum. Hedef o. Bunlar elektriği buraya kadar almışlar. Çok iyi. Böyle sıra boyunca devam edeyim içeri doğru. Eğitimli vatandaşım yüksek olsa yüksek yoğunluklu market yapacağım ama eğitimli vatandaş yok. Yüksek yoğunluklu market yapamıyoruz. Böyle içeri kadar. Şu bölgeye kadar marketler devam etsin. Yavaş yavaş buralara gelsinler. Şimdi burada nasıl? Aa, burası da ciddi bir şey. Eğlence ihtiyacı duyuyor level atlamak için. Bunu da koyalım. Böyle devam. Tamam fullendi. Ya araları full dolduracağım zaten parkta. Hiç pas geçmeyeceğim de belki yol geçiririm diye şimdilik bir tık bırakıyorum. Şöyle sırasıyla. Halı saha falan da var da onlara bunda girmiyorum. Zaten diğer sezon bunları çok çok yapacağız. Diğer şeyde, diğer haritada. Tamam herhalde ya, hemen hemen. Değil mi? Ha şurası kalmış bir. Burayı da yapalım boş kalmasın. Tamam. Evet, buranın enerjisi full oldu. Hatta şöyle bir de tepeden bakalım buraya. Güzel. Hızlı bir şekilde eğitimli vatandaşa ihtiyacım var. Ortanın gökdelenlerini yapacağım. Sonra büyük apartmanlara geçeceğim. Bir de şurada da artık. Şöyle bir sıra. Bir alışveriş alanı. Sonra normal gökdelenler. Vanilla Map'in verdiği orijinal gökdelenler. Burası yıldızın bu parçası da dolsun. Buradan şöyle diğer tarafa doğru da gidelim. Şöyle. Şuraları da bir dolduralım. Yine illaki bu kadar vatandaşın alışveriş ihtiyacı da olacak. Şu direkt şöyle artık risk alarak da olsa yüksek yoğunluklu alışveriş merkezleri de inşa ediyorum. Muhtemelen bunlar bayağı bir süre sıkıntı yaşayacaklar. Şuraları da doldururlarsa inşallah elektrik alırlar. Bu nasıl bir yer ya? Beni çimdiklesin rüyada mıyım? Cennet gibi bir yerde yaşıyorum diye tweet gelmiş vatandaşımızdan. Birleşme zamanı. Birlikte daha güçlüyüz. İşçi sendikaları hep birlikte demiş. En çekici kent ödülünü belediye başkanımız kazanmış. Yeni meydan gerçekten ince ince düşünülerek yapılmış diyor. Meydanımı seviyorum diyor. Yeni parkta tempolu koşu yaptıktan sonra eve döndüm diyor. Elektrik yok, yine mi elektrik kesintisi demiş Birol Bey. Birol abi bak seni bulurum ha. Polisler alın Birol Bey. Bu güzelliğini gördükçe dışarı çıkmaya hevesleniyorum. Parklar ve bahçeler iyi ki var diye tweet gelmiş. Tamam. Jenerik endüstrisi trenine binmek için çok mu geç? Tüm arkadaşlarım tonlarca kar elde ediyor ve ben de bir hisse istiyorum. Ha, bu borsayla ilgili bir al sat olayı. Tamam, borsaya biz de yatırım yapalım. Her şeyi alalım. Şöyle. Arkadaşlarım tonlarca para götürdü. Ben de giremez miyim diyor. Maksat borsa binasını yükseltmek olacak. Şöyle bu paraları değerlendiği zaman al sat yaparak hani borsa binasının levelini atlatmaya çalışacağız. Paralel bir işimiz yok da bak ciddi bir eğitim şeyi var. Çok ciddi bir eğitimli vatandaş sorunu var. Daha burası bile dolmadı galiba. Evet, sanayi alanı bile dolmadı arkadaşlar.
Sanayi alanı mı çok şey yapıyor, işçi çalıştırıyor? Şehirdeki nüfus mu çok az, ben anlamadım böyle. Çok garip ya. Biraz daha isterseniz şöyle aşağılara doğru normal binalarla devam ediyorum. Dolduralım buraları da eğitim seviyesi daha hızlı bir yükselişe geçsin. Şöyle şuraları da dolduralım. Bana burası doldu değil mi? Tamam, buradan şuraya doğru. Yalnız bir dakika. Yok, içeri yapayım onu. Green City binalarını. Şöyle. Burayı da böyle yapalım. Yine şuraya da yüksek yoğunluklu. Alışveriş merkezleri. Bunların hepsi sorun diye başlayacak birazdan eminim. Yine buradan şöyle arkadaşlar apartmanlarla devam edeceğim. Full. Bir de olsun da artık son halini görelim ya. Epeydir oynuyorum. Burası da böyle olsun. Şurada dolu. Sadece Ay Yıldız kısmım kaldı. İşte buraya hastane vesaire hizmetleri yapmak lazım. Hastane yapmamışız. Şu büyük yoğunluklu hastanemiz var ya. Heh, şuraya sığıyor. Bunu şöyle şu köşeye doğru yanaştırayım. Full. Hani memleket buradan hastalıktan hiç hasta olmasın daha doğrusu. Ya eğitim düzeyi çok mu yüksek acaba ya? Niye bunlar şikayet etmiyor da bunlar şikayet ediyor ki? Dur bakalım bir teyit edelim. Şuraya bir tahliye ediyorum şu bölgeyi. Tamam, bu bölgeye yüksek yoğunlukla alışveriş merkezi yapacağım. Şu bölgeyi de tahliye ediyorum hocam. Acaba dediğim gibi hani eğitim düzeyinden dolayı mı bir sıkıntı çıktı ki? Bakalım bakalım. Oradaki işçiler diğer tarafa kaysın. Şunlara kaysın. Biz yüksek yoğunlukla işçi çalıştıralım. Yani eğitim görmüş. Bu arada zaten hemen hemen de güzel olacak gibi sanki ya. Şöyle gökdelenler falan da ortaya yığılınca hoş olacak. Ortaya da artık arkadaşlar bazı özel indirdiğimiz gökdelenler. Oyunun kendi orijinal gökdelenleriyle burayı bir dolduralım şöyle. Bir tane de şöyle olsun. Böyle bir yüksek bina. Bir tane böyle olsun. Ortada yüksek binalarımız olsun. Diğer taraftakiler kadar değil. Böyle normal. Buna normal dediğim binalara bak. Allah'ını seversen ne kadar yüksekler ya. Şu çok kaba oldu buraya ya. Heh, şu biraz daha estetik, biraz daha ince. En azından şöyle bakınca lan bu ne demesin insan. Bu da çok kaba. Bu ne la böyle çirkin bir şey. Çok şey indirdim ya Steam'den. Heh, bu da iyi bak, bu çok iyi. Böyle cuk diye oldu, bu çok yüksek. Bu da güzel. Yani istemeden bir turizm şehri de kurdum aslında. Sınırsız para, sen nelere kadirsin. Şu... Diğer şeyde kullanmıştım. Bunlar ne acaba? Bunları bilmiyorum. Bunlar böyle değişik binalar. Şu var. Burada bir şey kalmadı. 5'e geçelim. Bak bu kule de çok güzel. Şu kule var ya, bu da çok şık. Ben bu çok beğeniyorum bunu. Orijinal bir şey kule. Bu da tamam. Ya böyle yüksek şeyler istemiyorum çok. Daha böyle ince. Hani bir şehir merkezini andıran. Kalmadı gibi ama ya. Bak şu da güzelmiş. Bir yerde yapılabilir aslında bu. Son olarak da şu. Oo, o da istemeden ortaya geldi. Tamam arkadaşlar, şimdi buranın etrafına diğer bölgede yaptığım gibi öncelikle otel. Otel binaları çok yüksek binalar. Ondan dolayı. Önce bir mahalleyi silelim. Sonra tekrar boyayalım. Şöyle. Sonra küçük bir şekilde yanlara sıfırlayalım burayı. Buraya da aynı şekilde. Şimdi otel binalarının avantajı çok yüksek binalar. Dezavantajı ise etrafta turizm istemeleri. Biz ortaya gökdelen yığdığımız için bunların hepsi zaten turistik binalar. Normal şartlarda. O yüzden rahat bir şekilde otel yapabiliriz. Oteli de turizm diye veriyorduk herhalde. Yanlış hatırlamıyor isem.
Eğlence uzmanlığı, turizm uzmanlığı. Aynen şu bir. Simgeleri kontrol edelim. Aynen. Turizm, okey. Onun haricinde gökdelen inşa edersek, akıllı gökdelenler en yüksek gökdelenler. Ev inşa edersek de Green City. Onlar da en yüksek ev boyutları. Kemal Demirci'den 5 tane nazar boncuğu gelmişti. Kemal abi burayı sana veriyorum. Şuradaki ismi. Yüksek bölgesi var ya. Kemal abi buraya. Kemal Demirci meydanı yapıyorum. Orhan abi senin adına şuraya vereyim. Ondan önceki destek de sendendi. Orhan Başaran. Bir destek de Mustafa Can'dan var. Mustafa Can'a da hangi mahalleyi verelim? Sedir Yamacı'na da Mustafa Can Yamacı diyelim. Tamam. Arkadaşlar bütün isimler verildi. İsimleri kapatalım. Çok politik olunca çok fazla görünüyorlar. Öncelikle şu iç bölgede yüksek gökdelenler. Şöyle. Akıllı gökdelenler. Daha sonra peyderpey turizm otelleri. Yine aynı şekilde turizm otelleri. Şöyle. Şurada bir sıra mesela yüksek kapasiteli evler olsun. Şurada da ev olsun. Şurada yine oteller olsun. Yani karmaşık bir görüntü çıkacak ortaya. Bakalım nasıl olacak. Yine şurada oteller. Oteller. Şu iç kesime de ofis binaları. Evet. Güzel. Buralarda dolacağı zaman. Oy. Burası hoş olmuş ha. Ben burayı beğendim. Şunları kapatalım bir bildirimleri. Ara ara bakacağım yine. Bu arada YouTube'dan izliyorsan eğer kardeşim bu videoyu daha sonradan beğenmeyi kesinlikle unutma. Gerçekten fıstık gibi olmuş. Ben çok beğendim. Arkadaşlar sizler de yorumlarınızı yapın. Burası tamam ya. Dolmuş yani. Buraya kadar araç park etmişler. Bir otopark ihtiyacı var anlaşılan. Yani buraya oturup da mesela dekorasyon falan çalışsan çok güzel şeyler çıkar. Ben bunu save dosyasını sizlere atmayacağım. Niye atmayacağım? Çünkü 700 tane asset dosya kullanıyorum. Bunları inşa edemezseniz çirkin durabilir. Gene de atarım. Bina, şehrin yarısı gelir ekranınıza ama olsun. Deneyebilirsiniz. Fena olmaz. Evet şimdi sanayiyi buraya kurmuştuk. Sanayi full dolmuş. Bak eskiden full değildi buralar. Şimdi full dolmuş. Sağlıkla ilgili arkadaşlar şu bölgenin de yine sağlığa ihtiyacı var. Para zaten sınırsız. Bir tane büyük bir sağlık binası. Şöyle. Ambulans gerekirse diye. Yine şu bölgede de bir sağlığa ihtiyacımız var. Bir tane büyük sağlık binası da buraya. Yine mezarlık. Mezarlığımız varmış. Bir krematoryum inşa edeyim. Sınırsız zaten para. O yüzden sorun değil. Krematoryumlar güzel. Trafiğimiz güzel. Trafik akıcılığımız %63'e mi düşmüş gerçekten? Hem. Şehre giriş bölümünde. Yani şuradaki bölümde çok ciddi bir trafiğimiz var. Buradan buraya kadar trafik geliyor. Bunu çözmek çok basit. Tek derdimiz bu olsun. Hemen çözüyorum. 4 şeritli bir yol. Buna gerek yok. Arkadaşlar otoban yolumuz var. Bu trafiği bir çözelim. Yoksa gelişim durur yani. Şöyle bir 5U getirdik. Bunu iptal ediyorum. Böyle estetik olsun. Şöyle bir 5 gelsin. 5 daha gelsin. Ondan sonra bir 5. Bir 5 daha. Burası 1. Bunu da şuraya bağlayayım işte direkt. Mesela bu buraya bağlansın. Bu 1. İkincisi zaten buradan gidiş gelişte çok ciddi bir trafik yok ama şuraya da bir ekstra bir bağlantı yapacağım şöyle. Şöyle bir 5. 6 oldu. 5'le devam edeceğim. Aa dur. Dur. Yanlış yaptık. Ya da böyle yapalım. Kavisli yapalım. Şöyle bir 5. Şöyle bir 5 daha. Ondan sonra şuraya getirmeye çalışacağım da bunu. Şunu bir yıkalım. Şunu da bir yıkalım. Onunla bir işimiz kalmadı. Şöyle 8 desek. Şöyle gelse. Bence oldu. Tam ondan gelsin. Bu da buraya. Heh. Tamam şimdi diğer tarafta şehre giriş sadece 2 yerde vardı. Şimdi buradan şehre giriş ve çıkış 2 tane noktadan olacağı için buradan da herhalde kullanmaya başlarlarsa iyi olur diye düşünüyorum. Hatta şuradan bir giriş şeyi oluştu. Trafik olacağını zaten en baştan beri söylemiştim. Şunu da bir açalım. Bu da etkin kalsın. Acaba bunun yapay zekasını ayarladık mı Tempe'ni? Tempe'ye bir bakalım. Tempe, oynanış, kutsal şehir, değişken şerit değiştirme, yapay zekası %75. Devam.
Bir de şu Yıldız'a bir dışarıdan bir bağlantı atmam lazım arkadaşlar ya. Yıldız'a da galiba tek bağlantı diğer taraftan geliyor. Ha, Yıldız'a buradan giriyorlar. Buraya diğer taraftan geliyorlar. Evet, okey, anladım. Peki şunu yapabilir miyiz? Mesela buradan aşağı tarafa gitmek isteyen kullanıcılar için şu tek şeritli yolumuzu alıp şöyle uzun süre arkadan getirip buraya kadar. Bunu da buradan aşağı doğru, yok biraz daha geriden. Şöyle, o kadar da değil. Şöyle iyi. Buradan buraya mesafemiz 11. Şöyle 14, 13, 12, 11. Bunu buraya bağladık. Tamam. Bunu da buradan mesela buraya bağlasam. Bence bu bayağı rahatlatıcı olacak. Çünkü şu anda bile kuyrukta çok gerideydi. İleriye kadar rahatlattık. Bundan sonrası daha da kolay olur herhalde. Bunu da buradan içeri vereceğim. Arkadaşlar buradan vatandaş içeri girecek. Buradan buraya bağlanacak. Rahatlar diye düşünüyorum ciddi oranda. Hatta şu anda epey açıldı. Epey açıldı. Güzel. Bir de şurada bir sıkışıklık var. Mesela bu da çok basit bir şey. Bunu da iki şeride çevireceğiz. Yani sağdan gidenler boşuna sağ tarafı, soldan gidenler sol tarafı tıkamayacak. Devam edecek trafik. Buradan ciddi bir kuyruk var buraya kadar. Okey. Alternatif bir tane daha yol oluşturursam trafiği çözerim ya. Şu an kalmadı gibi neredeyse. Şu Yıldız'a gidecek bir kavşak atmamız lazım bizim içeri. Ha, bunlara ne olmuş? Bu binalara bir sürü bina vardı burada. Bu binalar da mı yıkılmış? Polis, çöp vesaire bu tarz problemlerle boğuşuyorlar. Full'dü burası ya. Bunların yıkıldığını ilk defa görüyorum hayatımda. Polis mi istiyorsunuz hocam? Buyurun. Şu polis. Geri dönüşüm. Böyle buyurun. Çöp hizmeti. 2 tane hatta 3 tane. Sağlık hizmeti hocam. Ayıpsınız ya. İtfaiye hizmeti. İtfaiye. Heh. Tamam. Tamam. Bitti. Buranın da sorunu kalmayacak şimdi. Buradan da dolaşacaklar hızlıca. Tamam. Bitirirler burayı. Bunlar halleder. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu, ben bilsem yapmaz mıydım abi? Sanki paradan mı kaçıyoruz? Parasınızsız zaten. Benim amacım... Yalnız bir şey diyeyim mi? Ay, Yıldız harika oldu. Of. Muhteşem oldu. Abi nasıl oldu? Şunu bir yorumla ya. Bak şunu bir yorumla ya. Burada 4 saatlik emek var abi. 4-4,5 saatlik çok net emek var ya. Çok güzel oldu. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Şimdi arkadaşlar şehrin eksiklerine bakalım. Bence trafikle ilgili hiçbir problemimiz kalmadı. Maşallah diyelim 1000 kere. Ya trafik böyle bir şey. City Skylines oynuyorsanız oyunun trafik matematiğine birazcık hakim olmanız lazım. Trafiği tıkayan şeyleri birazcık gözetlemek lazım. Mesela ben girişte problem olduğunu gözlemledim kendimce. Dedim ki 2 adet girişte burayı çözeriz. Hani burada bir tıkanıklık var ama. Mesela bunu da şöyle çözebiliyorsunuz. Hani kendi orijinal şehrim olsaydı bunu yapardım. Şuradan itibaren 4 şeride çıkartırdım. Şu an 3 mü? 4. Evet. Şimdi sağa dönecekler. Burayı kullanacağı için trafik hiçbir zaman tıkanmayacak. Sürekli düz devam edecekti. Yani bunun çok basit 1-2 matematiği var. Bunları yaptığınız zaman güzel oluyor. Mesela şuradaki görüntünün güzelleşmesi için not kontrol modunu kullanıyoruz. Bunu geriye çekerseniz, bunu böyle yaparsanız burası böyle güzelleşiyor. Teker teker çizgileri kendiniz çizebilirsiniz. Ama ben artık yaşlı bir insan olduğum için bu tarz şeylerle uğraşmıyorum çok. Mesela böyle dolu, kesikli, kesikli. Ondan sonra bu aşağı doğru dolu. Buradan karşıya doğru kesikli. Mesela burada da şunu yapmak lazım mantıklı olarak. Şöyle. Burayı bununla değil de V kesişim. İşte V kesişimde orta olması lazım. Orta olmuyor. Vazgeçtim. Siliyorum dolguyu. Sil hocam. Normalde ileri doğru böyle ok işaretleri koymak istiyorum V şeklinde ama tek noktaya doğru fokusladığı için koyulmuyor. Her neyse. Bir iki ufak dokunuşla birlikte tüm trafiği çözmüşüz.
Ama gene de 80'den yüksek, yani 79-80 civarıdır maksimum diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Şehir içinde zaten trafiğimiz yok. Yani bundan yana bir sıkıntımız yok. Ama şu şehir dışı bölgede, şehre girişlerde ciddi trafik vardı. Hani şehir girişimiz de, hani yollar ben dışarıdan görünmesine çok uğraşmıştım. Ondan dolayı muhtemelen. Bakalım. 84 abi. Yani ideal bir seviye bence. 80-85 üzeri her trafik ideal bir seviye olarak değerlendirilebilir. Güzel. Şuradaki şu yol bildirimi gitsin diye şey yapacağım. Böyle iki şeritli bir yol seçeyim kendime. Tamam. Bir yol bildirimi gitsin. Tramvaylarımız ne kadar kullanılıyor? Boş geliyor. Bu da boş gidiyor. Hani burada bir alışveriş merkezi, sanayi alanı kurulabilir mesela ufak. Diğer tarafa çok yüklenmemek adına. Şöyle. Şöyle 25'e gelsin. Şuradan da şöyle gelsin. Düz mü olmuş lan gerçekten? Rastgele çekmiştim oysa. Bir de küçük bir yol seçelim şöyle. 4 şeritli, ağaçlı maaşlı sanayi yoluyla şehri güzelleştirecek bir yol olsun. Şu bir. Yapma. Yapma. Neden oğlum? Neden yamuluyorsun ya? Tövbe estağfurullah ya. Kamerayı çok çevirmekten hoşlanmıyorum videolarda da. He, oraya bir tane dibine not koymuş. Not koyduğu için otomatik oraya gitmek istiyor. Bu buna denk geldi. Şöyle yapalım. Bunu buradan düz çekeyim. Bunu buraya böyle bağlayayım. Zaten buralar görüntü kadrajımızın dışında. Arkadaşlar şehrin sanayisi, hani küçük alandan çok üretim yapıp bütün şehre getirmeye çalıştığımız için, ismini açayım. Kuddüs abi. Kuddüs'ü abi. OSB bölgesi yapacağım burayı da. Kuddüs abi, o kadar çok politika verdim ki sana, sen bile kendinden geçeceksin. Bir de Endüstri 4.0. Yapıştır hocam evleri. Bundan sonra artık şehrin hiçbir ihtiyacı kalmaz diye düşünüyorum. Çok güzel oldu. Elektrik alıyor mu? Aldı. Hah, süper. Harika. Elektrik zaten çok fazla. Ha, şuranın direğini dışarıdan almayayım. Nereden alayım? Şuraya bir iki tane park inşa edeyim. Mesela şurada ne varmış? Şöyle. Birkaç tane park. Araları da diğer parklardan koyacağım. Öncelikle buradan buraya bir düz gelmesini istiyorum bunun. Heh. Bir tane burada bir bulunsun. Bir tane de burada bulunsun. Az önceki park var ya. Bundan bir tane de bunun dibine inşa edebilir misin? Tamam, artık arkadaşlar şehrin son rütuşları, şu ay yıldızın etrafını yaptığım parklardan, bahçelerden yine diğer tarafa da yapacağım. Eksikleri dolduracağım. Ondan sonra da değerli arkadaşlar final bölümü yapacağız. Şimdi şehrin genel olarak eksiklerine bir bakalım. Hocam, cezaevi kapasitemiz yeterli, suç oranı düşük. Yani bu şehrin buna ihtiyacı yok. Yangın güvenliği düşük. Hocam, yangın güvenliği için farklı lokasyonlara helikopter tesisleri kurmamız gerekiyor. Şu... Aa, bunlara su vermemişiz. İyi ki de görmüşüm burayı. Şöyle bir adet diyelim. Şunu şuraya, şunu da şuradan şuraya şöyle getirelim. Bu iki tane su artık buraya yetecek. Şunun döndüğü yer var ya, şurayı da şöyle bir boyamış olayım ya. Farklı bir görünüm olsun diye. Suyla birlikte binalar da uçuşa geçti. Level atlama sesi beni çok aşırı derecede tatmin eden bir ses. Tık 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 level atlıyor ya. Kendimi iyi hissediyorum. Burası da yamuk bir araziymiş ya. Neyse hallederiz. Çok sorun değil. Bir helikopter tesisi yakışır. Şöyle 10 tane helikopterlik arkadaşlar. Şöyle bir. Böyle iki. Şu ağaçlı yolu aldım. Böyle en dibe kadar geleyim. Tamam. Burası da su istiyor. Ya yeter ama ya. Bunu da buluşturalım. Tamam. Detaya girmeyeceğim. Sadece ihtiyaçları yapacağım. Çünkü şehri artık bitirelim. Konseptimiz tamamlandı. İsteyenlere YouTube'da özellikle çok like gelirse, çok yorum gelirse save dosyasını da atarım arkadaşlar. Hiç sorun değil. Yalnız birçok binanın sizde eksik olduğu için sizin oyununuza gelmeyeceğini de hani bilin. O önemli bir detay çünkü. Şimdi şehrimize ne lazım? Su
Buraya kadar mı getirmişiz? Bu suyu da götürelim. İki iş olmasın. Tamam. Bu da tamam. Buraya da helikopter testlerimizi yapalım. Şunu yık ya. Para bol arkadaşlar. İnşa et gitsin. Hani bir yangın olunca 80 tane helikopterin söndürmeye gitmesi nerede? 10 tane helikopterin gitmesi nerede? Çok büyük fark var. Şu simgeleri ve bildirimleri kapatıyorum. Kutlus abi, hediyeler için çok teşekkür ederim. Esene bereket. Bu seride plaj olmayacak. Yok hocam, bu seride detayları kapatıp save dosyasını isteyen arkadaşlara yollayıp seriyi bitireceğiz. Böyle birkaç farklı lokasyona çeşme. Şu şekilde. Aynısına yaptığımın farkındayım. Değiştireceğim. Burada zaten var. Şuralara bir iki tane yapalım. Şurada zaten çok iyi var. Şimdi diğerine geçelim. Burada nelerimiz var? Aynı boyutlarda kare olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Aslında kare değil de şöyle basketbolda olabilir ya. Kare olmasa da olur yani. Çok aşırı büyük değil. Hani büyük olsa yakışmazdı ama. Tamam, şimdi şu aralara da birkaç tane basketbol sahası ilavemizi yapalım. Şöyle. İhtiyaçları yok ama hani o dış çerçevenin olmasını istiyorum. Ondan sebep inşa ediyorum. Şurada inşa etsem keşke ya. Şöyle 3 tane bu bölgeye. İşçiler için 3 tane bölge. Üstüne bir de aslında politika olacak. Hani şey, futbol turnuvası olsun mesela bu bölgede. Böyle bir şey yap vesaire diyeceksin. Çırpır olsun 2 tane. Şehri gezecek ya bunlar. Havada uçan şeyler güzel görünür. Çeşme. Çırpırın ortasında. Direkt şehre gidiyorlar. Biliyorum gideceklerini. Güzel görünür ama. Başka şu meydanlara benzer, çok benzerini koydum. Buna gerek yok. Şu çok büyük bir bina. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Daha böyle küçük. Yani minimize bir park. Büyük nasıl olur ki acaba ya? Şu küçükleri iyi. Bir tepeden bir görünüşüne bir baksam acaba. Daha büyük yok mu? En büyüğü bunlar mı ya? Vardı ha. Şöyle. Yok, çok aşırı büyük oluyor arkadaşlar ya. Küçüklerden devam edeceğiz hocam. Şöyle. Heh. Şöyle boş yerleri de doldurduktan sonra karışık bir park çevresine inşa edilmiş bir ay yıldız şehri bizleri bekliyor olacak. Şöyle geniş alanlara da bunu koyalım. Yalnız bir iki tane o karavan maravan tarzı şeyler var ya, şu tarz. Çeşitli olsun diye bunlardan da koyacağım. Bunları da beğeniyorum. Hoşuma gidiyor bunların tasarımı. Şöyle. Ya karmaşık işte ya. Ne diyor? Homojen değil de heterojen bir karışım yapıyoruz şu an. Tamam. Boş yerlere de koyalım. Şimdi kardeşim, yaptın bunları, kenarlara ne yapacaksın dersen, kenarlara da zengin evler hocam. Tekli evler, müstakil. Artık boş yer kaldı mı? Şurası kalmış bir. Buraya bir gökdelen yapsınlar. Burada da boş yer kalmış. Buraya da bir yüksek yoğunluklu market yapsınlar. Burası bitti. Orta bitti. Tamam. Şöyle yapıyoruz abi. Geriye kalan tüm boş yere bina inşa edin diyoruz. Şu aşağıdaki yol hariç. Tamam. Çok iyi oldu ya. 1 milyon tane park oldu. İnsanın kafası karışır hangisine gideceğini. Ya şuradan bir başlar mesela parkları gezmeye. Böyle sırasıyla hepsine gider. Evet. Çok güzel oldu. Artık son rötuşlar arkadaşlar. Fırçamız büyük. Şiddeti düşük. Aynı şekilde şiddeti düşük, fırça büyük. Şöyle öncelikle aslında bunları şurada bir denemek istiyorum. Şu ağaç güzel bir ağaç. Bu olur. Şöyle. Keşke şuradaki ağaçları, eski ağaçları silseydim. Onlar biraz çam çünkü. Ben çam koymayacağım. Şöyle. Belli belli ağaçlarda seyretme yapayım. Şöyle farklı mesela. Bizim renkli ağaçlarımız var ya, pembe. Şöyle birkaç tane pembe ağaçla ilave yapalım. Birkaç tane kırmızı. Birkaç tane şöyle tropikal. Çiçek. Ve çiçek de koyalım. Nasıl oldu hocam? Şimdi şöyle kamerayı alıp yaklaştırdığımız zaman
Değerli arkadaşlar, şehrimizin genel görünümü, detayları süper oldu. Ay yıldız ya, şu çok güzel durdu ya. Şöyle özellikle şöyle bakıyorum ya. Yani yıldızı görebiliyorum. Şehrin o ayındaki şeyi de görebiliyorum. Mesela büyük ve megapollüyü de görebiliyorum. Çok güzel oldu ya. Maşallah. İkinci oyunda çıkmak üzere. Ona da az kaldı. Şu şehrin içine özel ağaç koyacağım. Şöyle önce bir ağaç beğeneyim. Bu çiçek olmaz. Şu olmaz. Bu da olmaz. Tropikal de istemiyorum. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Şu istemiyorum. Böyle güzel bir tane bulsam. Bu da çok büyük be. Zeytin ağaçlarım vardı benim ya. Nerede acaba onlar? Burada mı ki? Buradan daha devam ediyor bu. Ha burada. Sonlara doğru. Şu da çok küçük. Şu iyi bak. Şu olabilir. Şu da iyi. Heh. Bunu sadece şehrin şu içinde boş yerlerim var ya, buraları doldururken kullanacağım. Şöyle arkadaşlar. Biraz daha büyüteyim gerekirse. Böyle arkadan bakınca binaların arası dolu görünsün diye. Hadi bakalım. Doldu herhalde ya. Şuraya da, burada gerçi boş yer yok. Buranın sokakları biraz daha dar olduğu için evler dip dibe. Tamam. Bir bakabilir miyim nasıl olmuş diye detaylara. Heh. Biraz daha böyle ağaçlı bir bölge olmuş. Tatlı bir bölge olmuş. İstediğim de buydu. Evet, güzel. Ay Yıldız şehrimiz 1, 2, 3, 4, 5 lokasyondan oluşuyor. Ay ve Yıldız bir tane bölümü katlıyor. Bir tanesi su arıtma tesisleri burası. Bir tanesi hemen onun ilerisinde yukarıda bir ufak bir sanayi alanı. Sanayi alanında çok ilginç binalar var ya. Endüstri 4.0'ı koyunca mı çıktı bilmiyorum da. Hemen yanında bir işte sağlık merkezi, itfaiye istasyonu vesaire vesaire. Arka tarafa geldiğimiz zaman hemen burada da bir sanayi alanı. İtfaiye merkezleri, elektrik üretim tesisleri ve buna benzer her şey bu bölgede. Yani bütün şehre aslında baktığın zaman şu küçük sanayi çizgisi artı diğer sanayi çizgi üretim sağlıyor, yetiyor. Helikopterlerimiz gelmiş. Duman dedektörü var, ısı yalıtımı var, yangın sensörleri var, her şey var. Ona rağmen yangın çıkarmayı başaran bir şehrimiz var ya. Harikasınız gençler. Tebrik ederim sizi. Arkadaşlar şunu bir, şu isteği bir fullleyebilir miyim bir süre? Şu binalar, etrafına binalar inşa edecektik. Onlar inşa olsun. Onları da sonradan bir görelim olduktan sonra. Şöyle bir fullledim isteği. Şuradaki küçük binalar da inşa edilince biraz daha güzel oldu. Aradaki boşluğu da ormanla doldurmuş olduk. Ufak tefek tepelik de yapılabilirdi aslında ya. Böyle bakayım birazcık. Fırça şiddetini şöyle iyice bir düşürelim de. Bu neymiş? Ha, yollar. Şöyle mesela. Ufak tefek alanlarda kreş yedirtmez inşallah bana bu arada. Şöyle... Biraz hani dümdüz değil de dağlık görünsün diye şey yapacağım. Şöyle bakalım nasıl duracak. Şimdi bunu bir de böyle yumuşatırım ben. Tabi bunu da fırça sertliğini yüzleyeceğiz. Çok kasıyor ya. Çok büyük fırçayla işlem yapınca oyun buna dayanmıyor. Bütün oyunlar da aynı ya. Fırça büyüdükçe. Heh, şöyle biraz daha iyi oldu. Böyle arazi birazcık eğimlendi ya. Tamam, bulutlarla falan çok mükemmel görünüyor ya. Hani nereden bakarsan bak ben görüntüyü sevdim. Ay Yıldız şehir projemiz gerçekten sonuçlandı. Gene bir yangın var. Oğlum bu ne yayılma hızı lan böyle yangının? Böyle bir yayılma hızı yok ki. Duvar duvara binaların dezavantajı işte. Yangın olduğu zaman gerçekten çok hızlı yayılıyor. İtfaiyeler gelmeye başladı. Helikopterler de birazdan gelir. Hadi helikopterler hızlı gelin. Hadi lan. Hah, gelmeye başladılar. Tamam. Söndürürler herhalde. Apartmanlar görünüşü iyi. Aha, bina patladı vallahi. Hepsi yandı ya. Hepsi gitti. Gidiyor, hepsi gidiyor arkadaşlar. Yani söndürebildiğimiz birkaç tane var ama gerisi yıkıldı. O kadar da helikopterim var. Niye yetişmediler ki?
Bak ya. Hayret bir şey. Böyle şuna bak ya. Bir yangını söndüremiyoruz ya. Çok ilginç. Bu yangını bizim söndürebilmemiz gerekiyordu normal şartlarda. Yani bunun bütün altyapısını hazırladık. Bu helikopterler çok mu uzak oldu acaba? Buralara falan mı yapsak? Muhtemelen çok uzak. Buralara yapmak lazım. Dur onu da yapalım da. Şöyle yapacağım. Buradan bir tane yolu arkadaşlar. Şöyle içeriye doğru. Nasıl bu? He. Şöyle olsun. İçeri girdirmeyeyim. Çünkü güzel görünmüyor. Evet, tünel yaptım. Şöyle dışarı çıkardım. Tamam, bunu da buraya getirdim. Heh. Burada da araziyi bir düzleştiririm. Bunların hepsini şöyle bir seçerim. Bunu bir kapatabilir miyim? Teşekkürler. Hocam bunların hepsini şunu da mesela bir dakika şunu da aynı yüksekliğe bir getir. Okey. Arka tarafına helikopter tesisleri yapacağız. Bu değil. Böyle biraz büyütelim. Tamam. Burası da okey. Ondan sonra şurayı şöyle bir o değil. Şöyle bir büyütelim. Burayı da şöyle bir büyütelim. Tamam. Şimdi buraya önce bir su isteyecek. Su için şöyle bir su hattı çekmek. Daha doğrusu şöyle kare şeklinde çeksem yeterli olur. Bunu ana hatta bağladım mı çekmekle uğraşmam. Elektriğini buradan kendim üreteceğim. Bu bölgede. Şöyle. 3 tesisle elektrik üretimi tamam. Helikopteri de şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Tamam. Su okey. Elektrik okey. Tamamdır arkadaşlar. Bağlantımız da var. Şimdi mesela şuradaki helikopterler. Bunlarda çok var ama. Onlardan önce şu helikopterler. Bunlar daha hızlı müdahale edeceği için muhtemelen artık yangını daha hızlı bir şekilde söndürebileceğiz. Bir de şöyle bir avantajı var bunun. Şu bildirimleri bir kapatayım. Bunlar buraya gelip suyu alıp buraya taşıyacak ya. Mesafe uzun değil. Hızlı. Ama bu helikopterin suya gitmesi için önce suya gidip sonra geleceği için bayağı bir zaman geçmesi gerekiyordu. Şunlar suya yakın. Bunlar da buraya uzak. Bir de şey oluyor galiba. Oo, değişik binalar. Mesela yeterli. 10 tane helikopter yeterli diyelim. Onlar gittiği zaman diğer helikopterler galiba gitmiyor. Az önce sanki öyleydi. Az geldi helikopter o kadar yangına. Tamam. Evet. Değerli YouTube serimizin sonuna geldik. İzleyenlere, beğenenlere, takip edenlere çok teşekkürler. Bu tarz değişik videoların gelmesi için yine yorumlara destek olabilirsiniz. Yorumları beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Çok tatlı, çok güzel bir şehir sizlerleydi. İzleyenlere, beğenenlere çok teşekkür ediyoruz. TikTok'ta canlı yayındayız. Yayınımıza devam ediyoruz. Aşağıda açıklama kısmında yayınımızın linki var. Yayınımıza da gelebilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.